Merhaba çocuklar, Beydi Gazi İlkokulu çocuk kanalına uyguya hoş geldiniz. İkinci sınıf matematik dersinde e, toplama işlemi konu anlatımının birincisini çekmiştik. Şimdi ikincisiyle birlikte baş başayız. Toplama işleminin bir çoğalma işlemi olduğunu söylemiştik. E, birinci konu anlatımımızda örneklerle pekiştirmiştik. Şimdi e, dersimizi yine devam edelim. Burada 25 ile 67 yan yana olan bir toplama işlemini yapmaya çalışacağız. Burada renkleri farklı olarak yapmaya çalıştım. Birler basamağına kırmızı renk, onlar basamağına ise turuncu renk yapmaya çalıştım. Bu bizim işimizi kolaylaştırmak adına yapılmış bir şey. Ama normal sayıları geldiğinde sizde böyle renk renk ayırmayacak. Biz bunun için ne yapacağız? Hemen birler basamağının altına çizgilerimizi koyuyoruz. 5 7 daha. Önce birler basamağından başlıyorduk ya. 5. 7 daha. Büyük sayı aklımda. Küçük sayı elimde. Elimde mürekkep oldu. Ee, yazıcının mürekkebini değiştirirken. 7 8, 9, 10, 11, 12 12. 2 basamaklı bir sayı olduğu için hemen 12'nin ikisini alıyoruz. Birler basamağına yazıyoruz. Elde var. 1 Onlar basamağına geçiyoruz. 2, 6 daha 8. Bir de elde var. 9. Sonucumuz 92. Gelelim yandaki işleme. 19 artı 45 kaç eder demiş. Hemen birler basamanın altına çizgimizi çekiyoruz. Birler basamağında 9'umuz var. 5'imiz var. 9, 5 daha kaç eder? 9 aklımda 5 elimde. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ün 4'ü birler basamağında 4 olduğu için hemen birler basamağındaki 4'ü yazdım. Elde var 1. 1, 4 daha 5. Bir de elde var 6. Mutlaka eldeyi kullandığınızda çocuklar eldenin üzerine çizin. Yoksa kullandım mı kullanmadım mı diye tereddüde düşersiniz. Devam ediyoruz. 33 artı 38 işleminde birler basamağının altını çizdik. 3, 8 daha. 8 aklımda 3 elimde. 8, 9, 10, 11. 11'in 1'i elde var. 1, 3, 3 daha. 6, bir de eldemiz var. 7. Devam ediyoruz. 46 artı 37. Birler basamağına hemen çizgimizi çekelim. 6, 7 daha. 7 sayısı büyük olduğu için 7 aklımda, 6 elimde. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 4, 3 daha 7, bir de elde 8. Sonucumuz toplamımız 83. Şimdi bir toplama işleminde terimlerin yeri değişse de yani toplananlar yer değişse de sonuç asla değişmiyor. Şöyle yaptığımızda mesela şu anda elimizde iki tane kalemimiz var. Bu iki tane kalemin yerini de değiştirsem sonuçta yine ne oluyor? Aynı sayıda kalemlerimiz oluyor. Burada da baktığımızda şurada 48 sayımız var. 48 sayısıyla 39'u toplamamızı istemiş. Bu birinci toplanan ikinci toplanan Şimdi İlk önce bunun bir toplamasını yapalım. 8 9 daha 8 9 daha 9 aklımda 8 elimde 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17'nin 7'si elde var 1. 4 3 daha 7. Bir de elde var 8. Şimdi buraya baktığımızda bizim ilk işlemimizde birinci toplananımız 48 üste yazmıştık. Bu üste yazdığımız 48'i ne yapalım? Şurada ikinci toplanan olsun. Sayımız aynı. Burada da 39 sayısı ikinci toplananmış. Diğer işlemde ne yapmış? Birinci toplanan olmuş. Yani birinci toplanan diğer işlemde ikinci toplananın yerine geçmiş. İkinci toplanan da birinci toplananın yerine geçmiş. Bu ne olmuş? ellerimiz şu şekildeyken bu şekilde geçmiş. Yani yerleri değişmiş ama sonucumuz değişecek mi? Bir bakalım. Birler basamağında 9 var, 8 var. 9, 8 daha. 9 aklımda, 8 elimde. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 3, 4 daha. 7, bir de elde var. 8. O zaman toplama işleminde toplananlar yer değiştirse de sonucumuz değişmediğini burada görüyoruz. Bu sefer yan yana toplama işlemi yapalım. Yan yana toplama işleminde birinci toplanan 27 burada. 27 ve 35. 27 sayısı birinci toplananken şu toplama işleminde ne yapmış? İkinci toplanan olmuş. Buradaki ikinci toplanan 35 ise yer değiştirmiş. Sondayken başa geçmiş. Bu baştaymış sona geçmiş. Şu sondaymış başa geçmiş. Bir bakalım. Birler basamağına hemen işaretimi koyuyorum. 7 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 3 daha 5. Bir de elde var. 6. Aynı şekilde 5 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 2 daha 5. Bir de elde var. 6. Sonucumuz değişmedi. 62. Bu da bize neyi gösterdi? Bir toplama işleminde toplananlar yer değiştirse de sonuç değişmiyor. Şimdi bazen matematik işleminde toplama işleminde şöyle sorular geliyor bize. Toplama işleminde hemencecik birinci toplananı veriyorlar bize. Birinci toplananı. İkinci toplananı bizden bulmamızı istiyorlar. İkinci toplanan. Şurası da neydi? Toplam. Bizim burada dikkat etmemiz gereken husus, eğer iki toplananı bulunan işlemlerde verilmeyen toplananı bulmak istiyorsak, eğer verilmeyen toplananı bulmak istiyorsak toplamdan verilen toplananı çıkartacağız toplamdan verilen toplananı çıkartacağız. Bunu şu şekilde düşünün. Şimdi şurayı kapattığımda pantolonunuzun iki tane cebi olduğunu düşünün. Birinci cebinde 32 TL'niz varmış. İkinci cebinizdeki ne kadar para olduğunu bilmiyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Pantolonunuzun birinci cebinde 32 TL paranız varmış. İkinci cebinizde ne kadar para olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ama siz cebinizdeki bütün paraları masanın üzerine çıkarttığınızda masanın üzerinde 58 TL olduğunu görmüş oldunuz. Biz burada ikinci cebinizdeki ne kadar para olduğunu bulmak için ne yapabiliriz? Şimdi biz toplam paramızı biliyoruz, değil mi? Toplam paramız 58. Yazıyorum buraya. Ben toplam paramdan 58 TL'den birinci cebimde kaç para olduğunu biliyorum. O zaman ben birinci cebimdeki parayı çıkarttığımda geriye hangi cebimdeki para kalıyor? İkinci cebimde mi değil mi? O zaman ben toplam paramdan birinci cebimdeki parayı çıkartmaya çalışıyorum. 8'den 2 çıktı. 6. 5'ten 2 çıktı. 3 çıktı özür dilerim. 2. Hemen bu ikinci cebimizdeki parayı götürüyoruz. 26. Ama biz doğruluğunu kontrol etmek için gerçekten doğru mu yanlış mı olduğunu bir kontrol edelim. 2, 6 daha 8. 3, 2 daha 5. O zaman bizim ikinci cebimizdeki olan paramız 26'ymış. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer pantolonunuzun Yine iki tane cebi olduğunu düşünün. Birinci cebindeki kaç para olduğunu bilmiyorsunuz. İkinci cebinde 23 TL'niz varmış. Sizin toplamda toplamda 67 TL'niz olduğuna göre siz birinci cebinizde kaç para olduğunu bulmak için ne yapacağız? Hemen mantıklı bir şekilde düşündüğümüzde benim toplam param 67 ise ben ikinci cebimdeki paranın kaç para olduğunu biliyorsam ikinci cebimdeki parayı Toplam paramdan çıkarıyorum çocuklar. Toplam paramı çıkarttı. E, ikinci cebimdeki paramı çıkardığımda 7'den 3 çıktı. 4. 6'dan 2 çıktı. 4. Sonucumuz 40. 4. Doğruluğunu bir kontrol edelim. 4. 3 daha. 7. 4. 2 daha. 6. O zaman bu işlemimiz de doğru. Devam ediyoruz. Yine birinci cebimizde 14 TL paramız varmış. İkinci cebimizdeki paramızı bilmiyoruz. Ama toplam para miktarımız 56. O zaman biz burada verilmeyen toplananı bulmak için verilmeyen toplananı bulmak için hemen 56 sayısından verilen toplananı çıkarıyoruz. 6'dan 4 çıktı. 2. 5'ten 1 çıktı. 4. Bulduğumuz sonucu hemencecik yazalım. Doğruluğunu bir kontrol edelim. 4, 2 daha 6. 1, 4 daha 5. O zaman yaptığımız işlem doğruymuş. Bir daha hatırlatalım. Toplama işleminde eğer verilmeyen bir toplam toplanan varsa toplamdan verilen toplananı çıkardığımızda direktmen verilmeyen toplananı bulacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Kendinize iyi bakın.